Ben Deniz Harp Okulu'nu kazanıp mahalleden ayrılırken sen bana bir şiğir kitabı vermiştin, hatırlıyor musun? Yapmıştım değil mi öyle bir şey? Evet. Hatta bir sayfasını böyle kıvırmıştın, katlamıştın. Orada bir şiir vardı ya. Neydi o şiir? Shakespeare'in bir sonesi. Hah. Bir aşk şiiriydi değil mi? Hatta bir ilanı aşk şiiriydi, hatırlıyor musun? Yok canım, abarttın dümdüz öyle şiir. Ya dur bakayım işte. Neydi ilk cümlesi? Bir yaz gününe benziyorsun. Galiba öyle bir şeydi. Gerçi devamını da hatırlamıyorum. 18. sene. Hah, bravo Necat Bey. Şiir sevdiğini bilmiyordum. Çok severim. Bu arada güzel sonedir. Yani benim şiirle pek aram yoktur. Gerçi biz Sunay'la çok hayal kurardık küçükken. Sunay'ın kalemi çok kuvvetliydi. Ha bir de sen şarkı söylüyordun. Çok güzel sesin vardı. Biliyorum, benim de dinlemişliğim var. Sen patronuna şarkı mı söylüyorsun? Ay, yok canım, öyle bir gece bir kutlama vardı. Orada duydun Necat Bey. Yani biz Suna hep müzisyen falan olur zannediyorduk. Gerçi senin kafanda başka hayallerin vardı değil mi? Hmm. Annen gibi muhallebici olacaktım. Hatırlıyor musun gerçekten? Evet, tabii ki. Nasıl yani, sen biliyor muydun? Bize bile söylememişti vallahi bunu. Bu meseleye karışık biraz. Ya ne yalan söyleyeyim, açıkçası ben biraz böyle hayal kırıklığına uğradım. Yani Necat Bey, siz lütfen üzerinize alınmayın ama... Estağfurullah. Sunan'ın ben hep böyle çocuk bakıcısı olacağını hiç düşünmezdim. Senin böyle daha bağımsız hayallerin vardı sanki. Zaten Suna bizim için bir bakıcıdan daha fazlası. Ailemizin bir parçası o. Yani eminim siz öyle söyleyince belki kulağa daha güzel geliyordur ama yine bilemedim. Gerçi geçici bir iş gibi de düşünebiliriz. Yani sonuçta evlenince, çocuk sahibi olunca falan yapamayacağım bir iş. Yani geçici zaten. Benim de kendime göre planlarım var. Suna bizimle ne kadar kalmak isterse o kadar kalır. Sonrasında bir planı olursa kızımla ben sonuna kadar destek oluruz ona. Hayalini gerçekleştirmesi için elimizden geleni yaparız. Az önce de söylediğim gibi Suna bizim ailemizin bir parçası.